her şeyden önce e, e, bunu e, bir anayasa mahkemesi işte e, yerel mahkeme ağır ceza mahkemesi ya da yargıta üç ceza dairesi arasında bir mesele olarak görmemek lazım. Bu doğru değil. Yani yargının içinde bir kriz var. Yargı krizi falan yok ya. Yani. Yargı darbesi var. Darbeyi yapan kim? Siyasal iktidar. Çok açık. Çok net. Niye? Bu mesele yeni değil ki. Yani Demirtaş'la ilgili olsun, Kavala'yla ilgili olsun, Avrupa İnsan Hakları vermiş olduğu kararlarda uygulanmıyor. Hatta tanımıyoruz deniyor. Uygulanmak zorunda değiliz deniyor. Oysa çok açık anayasamızda uluslararası sözleşmelerin anayasanın üstünde olduğunu ve anayasanın ona aykırı olamayacağına dair hüküm olduğu halde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dediğimiz mahkeme bizim de içimizde olduğumuz Bizim de kurucusu olduğumuz bir mahkeme. Bizim de hakimlerimiz var. Yani bizim üstümüzde, tepemizde bir mahkeme değil. Birçok ülkenin bir araya gelip oluşturduğu, hakimlerini verdiği ve son gidilecek merci ahim. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ve onun kararları tanınacak. Onun verdiği tazminatlar ödenecek, e, paralar ödenecek, onun verdiği e, diğer kararlar yerine getirilecek. En üst mahkeme o. Ama eee Mesele kaval olunca, mesele Demirtaş olunca e, tamam. Şimdi mesele e, Kavala olunca, e, Demirtaş olunca e, bu defa e, Ahimi ve ahimin kararlarını e, tanımamak e, tavrı oldu. Yine hatırlayacaksınız e, e, Cumhuriyet Halk Partili Enis Berberoğlu'nda da e, e, Yerel Mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin ilk kararını hatırlayacaksınız yerine getirmemişti sonra. 4 ay mı 5 ay mı ya da işte belli bir süre sonra ikinci bir karar geldi ve artık o kararı yerine getirmek durumunda kaldı. Hatta bundan hareketle Can Atalay olayında da ikinci Anayasa Mahkemesi kararı çıkınca o gönderme kararını 15 üye ya da işte hepsi oy birliğiyle gönderince ister istemez bir umut yani acaba hani bu da böyle kabul kabul mi diye mesela bir bir umut oldu. Bir insanların böyle bir beklentisi oldu. Ama aslında objektif olarak baktığımızda bu yerel mahkemenin ve Yargıtay 3 Ceza Dairesi'nin ve siyasi iktidarın açıklamalarından, Adalet Bakanı'nın olsun, Cumhurbaşkanı'nın olsun açıklamalarından zaten böyle bir iz ve yol göründüğü e, yoktu. Zaten bugün de Adalet Bakanı yapmış olduğu açıklamada çok açık bir şekilde e, bu kararın kesinleştiğini ve Canan artık meclise dönük olarak e, milletvekilinin düşürülmesini söyledi. Açık açık ifade etti bugün e, açıklamasında. Dolayısıyla bu tamamen e, hukukun dışında, yani kendi yazılı hukuk kurallarının dışında e, bir e, ne diyelim despot, ne diyelim e, diktatör, ne diyelim e, çadır devleti, ne diyelim kanun devleti bile değil. Yani kanun devleti bile değil bu bugünkü uygulamalardan. Bırakın hukuk devleti olmayı. Kanun devleti bile değil. Peki bunu niye yapıyor? Bunu niye yapıyor? Neden yapıyor? Tabii bunun bu sorunun cevabı da aslında açık. Ee, Can Atalay'ın şahsında aslında Gezi'yi e, toplum e, nazarında Gezi'yi e, gayrimeşru e, gayri şey e, meşruiyetten uzak e, onu aslında mahkum etmeye çalışıyor. Yoksa e, Anayasa Mahkemesi'nin olsun diğer uygulamalarda olsun ee, hiçbir zaman böyle bir sorun yaşanmadı. Yani eee istihbaratlar çok açık. Yani eee Can Atalay'ın diğerlerinin Can Atalay'dan farklı bir yanı da yok yani. Onlar hakkında da iddia edilen suçlar aşağı yukarı aynı kapsamda, aynı e, yerlere giden şeyler. Ama buna rağmen e, siyasi iktidar e, yargıyı e, boşa düşürdü. Tabii e, boşa düşür dediğimiz şu. Anayasa mahkemesi e, kararının uygulanmaması e, normal olarak bu ülkede yaşayan her insanda yani basit bir akılla şöyle bir duygu hali yaratır. Anayasa mahkemesi bizim ülkemizdeki en âli mahkeme. Yani en son e, başlayalım yerel mahkeme, e, istinaf, yargıtay daha sonra anayasa mahkemesine. Anayasa mahkemesinde sonuç alamazsanız ahime gidiyorsunuz. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir özelliği var. Yine e, hani bunu artık dilimizde pelesent oldu. Söyle, söyle, söyle. Anayasa 153 diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını hepsini sayıyor yukarıdan aşağı. Bütün tüzel kişilikler, kurumlar, şu bu falan filan bağlayıcıdır, kesindir diyor. Anayasa Mahkemesi kararının temiz edilmesi, denetlemesi vesairesi mümkün değil. Ha eleştiri, eleştirebilirsin ama kararı uygulamak zorundasın. Yani Can Atalay'ı yerel mahkeme e, tahliye etmek e, durumunda. Fakat bunun gereğini yapmıyor. Niye yapmıyor? Kime güveniyor? Korkuyorlar. E, Can Atalay yani hakikaten Gezi'de belli bir rol almış. Belli bir tutum izlemiş. Efendime söyleyeyim. E, bırakın yasa dışı bir şey. Şunu tam tersine bir avukat olarak mimarlar dasın. Avukat olarak zaten yer almış, tavır almış, tutum almış, yürütmeyi durdurma kararlarını almış bir avukat. Dolayısıyla Bunların dışarıda olması tabii ki de ki muhalif ve iktidar için tehlike. Ama asıl mesele de şu. bunlar da içeride tutarak aslında hepimize mesaj veriyor. Yani sonuç olarak bu insanları içeride tutarak ya yani işte gazetecileri alıyor. Seçiyi alıyor. Mesela sen aynı tweet'e at. Senin hakkında soruşturma bile açılmıyor. Ama ondan daha basit bir tweet için ünlü birisi ise onu içer niye alıyor? Bakın ben bunu içeri atıyorum kardeşim. Ben bak bak bu gazeteci bak ben bunu içeri atarım. Yani atıyorum da tutukluyor. Hatta tutuklama o, o hakkı olmadığı yani daha doğrusu katalog suç olmadığı halde ya tutuklaması gerekmiyor. Yani ceza verse adam bir gün yatmayacak ama üç ay dört ay e, cezaevinde tutuyor insanlar. Niye tutuyor? Yani e, aslında e, toplumu tehdit ediyor. Kendi iktidarını, kendi politikasını sürdürmek için e, muhaliflerini, e karşıtlarını e, şu veya bu şekilde e, susturmaya sindirmeye e, çalışıyor. E, kendi iktidarında tehlike görecek. E, kendi iktidarına dokunacak e, etkileyecek ne varsa bertaraf etmeye çalışıyor. Ya hukuk diye bir şey yok durduğu yer e, yani şey, bu bir karabasan, bu bir e, çölleşmiş bir e, durum, Top, toplumda hukuk güvenliği diye artık kimsenin adalet beklentisi hukuk güvenliği diye bir duygu hali kalmadı ama yine de avukat arkadaşlarımız bugün hem 4 4'e 4 ceza dairesine itirazlarını yaptılar hem e, anayasa mahkemesine üçüncü bir başvuru yapıldı hem de ahime e, 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 bir başvuru yapılıyor yani hukuki girişimler e, şey yapılıyor e, yapılıyor e, takip ediliyor Bunları da bizler de takip ediyoruz. Ama onun dışında yani bizlerin de bir takım etkinlik ve eylemlilik hazırlıkları var. Yani bu bunu kabul etmeyeceğiz. Bakın asıl söylememiz gereken şey bu. Bize reva görülen bu muameleyi kabul etmeyeceğiz. Bundan sinmeyeceğiz. Yani bugün, yarın, öbürsü gün Can Atalay cezaevinden çıkmayabilir. Bilmem, Demirtaş çıkmayabilir. Kavala çıkmayabilir. Bilmem kim çıkmayabilir. Ama biz, biz Elimizden geldiği kadar direnç noktaları oluşturacağız. Devam edeceğiz, itiraz edeceğiz, yürüyeceğiz, oturacağız. Her türlü aklımıza gelen bütün protesto e, biçimlerini e, asla geri düşmeden bugüne kadar yüzlerce yaptık. Ama bugünden sonra daha fazla mesai, daha fazla enerji. Buradaki bütün sorunumuz şu, toplumsallaşmak, kitleselleşmek, kamuoyu oluşturmak, güçlü bir etkili kamuoyu oluşturmak. Bunun tek çaresi, bunların anlayacağı tek dil var. O da halkın toplumun ayağa kalkması, ses çıkarması ve kamuoyu oluşturması. Toplum olarak ayağa kalkıp bu işin üstesinden geleceğiz. Kalkmıyoruz, üst, üst, üstesinden gelemiyorsak, o zaman bu eziyeti, bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği, bu yoksulluğu, bu işsizliği, bu kötülüğü yaşamaya devam edeceğiz. Bizim e, tavrımız açık. Bu kötülükten, bu yoksulluktan, bu yoksulluktan, bu adaletsizlikten, bu haksızlıkların karşısında durup bunlardan kurtulmamız e, e, gerekiyor.